Cemşir Efendi'yi diyorum ya. Daha dün hanım çiftliğin kapısından içeri sokmuyordu. Şimdi evde kalmasına müsaade ediyor. Yarın öbür gün senin yerine çiftçi başı yaparsa hiç şaşırma. Hanımın takdiri. Kendisi bilir. Eğer böyle münasip görürse bana laf düşmez. Sen ne diyorsun Yasin ya? Şoförü hala gözaltında tutuyoruz. Lakin Orhan'ın nerede olduğunu bildiğini sanmıyorum. O sabah Orhan'ı ziyarete gittiğinde onu dolaşmaya çıkarmasını istemiş. Mahkeme kararından haberdar olmadığı için kaçmaya çalıştığını anlamamış. Sonra yolda yollarını kesmişler. Orhan'ı arabadan alıp bir kamyona bindirmişler. İyi de kim yapmış bunu? Orhan'ı kim kaçırmış? Şoför yüzlerini görmediğini iddia ediyor. Müşteri olun Serap Hanım. Orhan'ın size zarar vermek için riske gireceğini sanmıyorum. Adana civarındaysa mutlaka yakayı ele verecektir. Çevre vilayetlerdeyse yakalanması an meselesi. Ya Halide ile Seher? Onları sorguladınız mı? Bir şey bilmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar. Daha önce Orhan'la işbirliği içindeydiler. Şimdi de ona yardım ediyorlar. Seher Hanım konusunda kararı mahkeme verecek. Ancak Halide Hanım'ı suçlamak için henüz elimizde bir kanıt yok. Eğer bu işin içindelerse bunu ortaya çıkartacağım. Yemin ederim. Hala haber çıkmadı. Ya kimin nesi bu adamlar? Onlara güvenebileceğimizden emin misin? Onları bulmamı Orhan istedi. Herhalde bir bildiği vardır. Bak ya beceremezlerse? Ya Orhan'ı gemiye bindiremeden orada o halde bırakıp kaçarsa bu adamlar? Her zaman her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda mısın Seher? Asabımı bozuyorsun artık. Ne işin var senin burada? Ağdan haber getirdim. Liman polis kaynıyormuş. Adamı bindirememişler. Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Ağa sonraki gemiyi ayarlamaya çalışacak. Âlâ. O vakit onunla gönderirsiniz. Ağa masraflar artar dedi. Kesenin ağzını biraz açsınlar dedi. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Halde. Çabuk kaybol, çabuk. Sen de sakın renk verme. Demek ikiniz de buradasınız. Âlâ. Ne oluyor Serap, niye geldin? Orhan'ın kaçmasına siz yardım ettiniz değil mi? Niye böyle bir şey yapalım? Bundan ne gibi menfaatimiz olabilir ki? İkiniz de bana yalan söylediniz. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sen bebeğimi kaçırıp saklaması için Orhan'a yardım ettin. Sen de Meryem'i öldürdüğünü bildiğin halde benden sakladın. Artık ne menfaatiniz varsa. Serap, lütfen. Bak sana bu konuda ne kadar üzgün olduğumu daha önce söyledim. Ben kendimi tehlikeye atıp mahkemede ifade verdim. Orhan'ı koruduğumu nasıl düşünürsün hala? Elbette düşünür. Serap'ın başkalarını suçlamaktan başka bir çaresi yok çünkü. Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. O kadar körsün ki seninle paran için evlenen bir adama alet oldun. Ne kadar ucuz, haysiyetsiz ve zayıf bir kadın olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldun. Seni tebrik ederim. Tam da sana yakışır bir davranış.
Defol. Eğer bu işte bir parmağınız varsa sizi gebertirim, yemin ederim. Ya yeter, ayna çatlayacak. Buraya gel, düşeceğim. Buraya gel. Yeter ya. Ramazan. Ha, söyle. Yusuf Yüzlüm. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Öyle mi? Ne geldi? Hani diyorum ki, sakallarımı boyatacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Beni daha genç gösterir diye. Tabii tabii. Hatta bence sarıya boyatalım. Madem bir zahmete girdik, tam olsun, öyle değil mi? Ciddi mi? Tabii canım. Bana yakışır değil mi? Ya güzele ne yakışmaz kardeşim? En kısa zamanda ben sana gidip boya alayım diyorum. Aa. Bak Gizem, ben ne diyorum? O bana al diyor ya. Ya yürü Allah'ın, sen geldik zaten. Hadi ya, konuşuyor geldik oradan mi ya? Geldik mi? Yüce Rabbim bana bu günleri de gösterdi. Selamünaleyküm kardeş. Selamünaleyküm emme. Oo Ramazan, hoş gelmişsin yeğenim. Hoş gördük. Sen de hoş gelmişsin Hafız Efendi. Hoş görmüşüz. Ya biz olanları duyduk da emme. Bak Gizem bir Güllü'yü görecekti. Güllü evde mi? Yok, sabah çıktı. İyi, o vakit biz gidelim. Ben yine gelirim. Tamam kurban olduğum, hadi gidelim. Hadi. Ne? Gitmek mi? Ne gitmesi ya? Kanter içinde kaldık. Onca yolu geldik. Ya dünküne hani bir oturalım, bir acı kahve içelim. Peki, o vakte kadar Güllü Hanım gelir, görüşürsünüz. İyi, madem öyle diyor. Peki, buyurun. Ben bir Zehra ablayı göreyim. Tamam kurban olduğum. Kolay gelsin emme. Güzel bacımı görmeden gidersem ayıp olur diyorsun yani. Çok ayıp olur. Tek derdim bu diyorsun yani. Ya utandırma beni, o kadar yol geldik. Güzel bacıyı bir görelim, belki bir acı kahvesini içeriz. İçeriz, içeriz. Çapkın. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kim ola ki? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.